kızım. Yardım et. Kim yaptı bunu? Baba. O buradaydı. Dedim sana çabuk gel. Öldürecek beni. Tamam anne, merak etme. Cezasını çekecek o. Sen şimdi sakın konuşma, tamam mı? Yorma kendini. Hastaneye götüreceğim seni. İyi olacaksın. Kızım ne olur. Kurtar beni. Çok canım acıyor. Dayanamıyorum. Baba nasıl yaparsın bunu? Nasıl bu kadar zalim olursun? Vay be. Annemin yaptığı plana bak. Şeytanın aklına gelmez. Ayşegül bizi görmeden gidelim buradan. Hadi. Yakında yok mu hiç? Bakın kadın ağır yaralı. Hayır, o kadar bekleyemem. Ambulans bekletecek mi anne? Seni ben götüreceğim. Kapıda araba var. Vakit kaybetmeyelim, tamam mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız çocuklar? Kara kaplı defter dedikleri adamı bulduk. Ama maalesef ki öldü. Ne? Öldü ama biz alacağımızı aldık. Meğersem bu adam derisinin altında mikroçip taşıyormuş. Hani şu bilgi depolamak için olanlardan. Helal olsun size. Baktınız mı içine? Bakıyorum şimdi reisim. Bu arada Ayşegül nerede? Acil bir işi çıktı maalesef. Annesine gitti. Oğlum niye izin veriyorsun ya? Ne diyeyim reis? Gitme dedim, gitti, dinlemedi. Annesine laf edince birden düşman kesiliyor, anlamadım ki. Bana bak. Bu Türkan yine bir işler çeviriyor ama. Dur bakalım çıkar kokusu. Efendim. Tamam çıkıyorum hemen. Benim çıkmam lazım çocuklar. Çok acil bir işim var. Tamam reis, biz buradayız. İstersen Sakaryalı ile Balta da seninle gelsin. Yok yok, istemez. Bir ihtiyaç olursa haber veririm zaten. Tamam reis. Hadi bana eyvallah. Allah'a emanet. Eyvallah. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Tamam tamam. Tamam. Yavaş. Acıyor mu çok? Oh, hem de nasıl. Bayılacağım galiba. Ölüyorum Ayşegül. Anne ne olur konuşma. Sadece sakin kalmaya çalış. 10 dakika sonra kurtulmuş olacaksın. Hadi. Çok acıyor. Fark etmez müdürüm. Nereye istersen. Hakkari'de olur, Edirne'de. Hatay'da olur, Samsun'da. Her yere gidelim. Tamam müdürüm. Sizden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. Alo. Cansu, ben Ayşegül. Başka bir numaradan arıyorum seni. Hayırdır Ayşegül? Babam nerede biliyor musun? Hayır, şu an tam olarak nerede bilmiyorum ama birazdan buluşacağım. Tamam. Ne oldu, nesi var? Yara sağ ol. Lütfen acele edin doktor. Hemen servis al. Peki doktor. Ayşegül ne oldu, ne yaranısı? İyi misin? Ben iyiyim. Ama babamı bulmam lazım hemen. Aradım açmıyor. Allah Allah, çok mu acil? Karargaha haber verseydin. Karargahlık bir mesele değil. Bu tamamen özel. Bernard Clay, İngiliz istihbaratının eski yüksek rütbeli bir elemanı. Müslüman cemaatleri operasyonlar yaptıktan sonra değişmeye başladı yazıyor burada. Evet.
Hatta Müslüman olduğundan şüpheleniyorlarmış abi. O yüzden kaçmış ülkesinden. Haliyle konuşması birçok kişinin canını sıkacak abi. Baksana Sabahattin abi. Aslan Çınar'la irtibat kurmasından endişe duyduğu yazıyor. Bir otelde kalıyor. Başka bilgi var mı? Hepsi yazıyor işte paşa. Bak Sabahattin abi. Özel klasör diyor. Bize sese bu. Ses ne? Bu ne ya? Abi yatın. Uzaklanırsan. Atlayacaksın. Kaçın. Kaç 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 kaç. Lütfen siz burada bekleyin. İyi olacak mı doktor bey? Yarayı görmeden bir şey diyemem. Derin bir kesiye benziyor. Ne olur kurtarın onu. Elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Baba nasıl yaparsın bunu nasıl? Hiç tanımamışım seni ben. Hesabını vereceksin bunu. Kimsede bir şey var mı? Yok yok, bir şey yok. Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Hayırdır bu ses ne abi? Yok bir şey abi, yok bir şey. Küçük bir aksiyon yaşadık o kadar. Eyvah, bütün dosyalar gitti değil mi Sebo? Hey yavrum hey, nereye gidiyor? Ben gitti demeden hiçbir yere gidemez Allah'ın izniyle. Helal olsun. İnşallah. Kurtarabilir misin Sebo? Bakacağız abi. Bilgisayara giren her veri ana bilgisayarda yedekleniyor. Belki bir şeyler kurtarmışızdır. İnşallah. Leyla hemen reise ulaş çabuk. Tamam. Hanımefendi pardon. Buyurun. Bıçaklanan kadını siz mi getirdiniz? Evet. Biz hastane polisiyiz de ifadenizi almam gerekiyor. Saldırganın kimliğini biliyor musunuz? Evet. Kim? Aslan Çınar. O kim? Kendisi babam olur. Buyur Hakim. Reisim, Bernard Clare diye bir adam biliyor musun? Evet. Onun peşindeler. Neşet onun peşinde. Nerede biliyorsun? Kara kaplı deftere ulaştım. İçindeki bilgilerden biri buydu. Kaldığı oteli bile biliyorlar reisim. Tamam abi, bir sıkıntı yok. Can sağ adamı alıp bana getirecek. Şu ana kadar bir aksilik olmadı. Eğer olursa sana haber veririm. Eyvallah reis. Her şey yolunda o zaman. Sadece Ayşegül'ü merak ediyorum. Sorma reis. Onu ben de merak ediyorum. Haber alır almaz beni ararsın, tamam mı? Abi, biz çıkıyoruz. Tamam gençler, sakin olun. Sakin olun ya, gerek kalmadı. Nasıl yani, ne oldu ki? Reisin her şeyden haberi var zaten, problem yok. Hiç şaşırmadım abi. Hatta adamla buluşmak üzere. Aman iyi abi, bir aksilik olmasın da reis de buluşsun i̇nşallah. Daha iyi. İnşallah oğlum, inşallah olmayacak. İnşallah, inşallah. Amirim burası. Tamam. Bir kişi dışarıda beklesin. Siz de bulun. Teşekkür ederim. İşte bu adam. Teşekkür kızım. Nasılsın? Ben de seni merak ediyordum. Aslan Çınar. Buyurun benim. Hakkınızda yakalama kararı var. Ne diyorsunuz siz? Ne yakalaması? Türkan Yılmaz'ı öldürmeye teşebbüs etmişsiniz. Ne yapmışım? Bu nasıl iftira ya? Ayrıca bakın. Bu lafımı yanlış anlamayın ama ben öyle herhangi bir devlet memuru değilim. Ya nesin?
Vazifenin ardına saklanıp istediğin suçu işleyebileceğini mi sanıyorsun? Şey, ne diyorsun sen? Seni ben şikayet ettim. Yakalama kararını ben çıkardım. İyi de neden? Annemin yaptıklarını gördüm baba. Eve girdiğimde yerde kanlar içinde can çekişiyordu kadın. Ne diyorsun sen? Delirtmeyin beni ya. Benimle ne alakası var? Seni o evden çıkarken gördüm. Senden sonra hemen eve girdim, annem ölmek üzereydi. Kızım, yemin ederim benimle bir alakası yok. Aslan Bey, 2 saat önce Türkan Yılmaz'ın evinde miydiniz? Evet. Ne olur bize zorluk çıkarma. Sizin gibi bir devlet görevlisini zorla götürmek istemez. Bakın, şu anda çok önemli biriyle buluşmak üzereyim. Uzatma baba. Lütfen götürün. Gerekirse zorla. Alın arkadaşlar. Gerekmez. Tamam. Sizin dediğiniz gibi olsun. Hadi gidelim. Zavallı kadın suçlu zaten. Aç kapıyı. Buyurun. Reis! Reis! Hanımefendi bir dakika. Ne hanımefendisi be? Çekil. Biz de teşkil attınız. Ayşegül ne oluyor burada? Annemi öldürmeye kalktı. Ya saçmalama Ayşegül. Kimden bahsettiğini farkında mısın? Sen ne düşünürsen düşün. Gözümle gördüm ben. Reis ne diyor bu Ayşegül? Sen misafirimize sahip çık. Hadi. Ne oluyor burada? Aslan Çınar yüksek bir memurdu hani. Öyle de bir yanlışlık falan olmadı. Siz sakin olun. Yanlışlık. Polisler götürdü adamı. Kendine yardım edemeyen biri bana nasıl yardım edecek? Ya bir yanlışlık var diyorum size. Siz sakin olun. Ben burada durmam. Gidiyorum. Ne? Taksi! Ya durun. Binmeyin bir yere. Ya durun. Ya bakın gitmeyin. Bir sürü adam var peşinizde. Uf Allah'ım ya. Alo Akif abi, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Cansu? Ya reisi tutukladılar. Ne? Beyler dinleyin burayı, reisi tutukladılar diyor Cansu. Ne diyor ya? Cansu herkes seni dinliyor, anlat ne oldu? Adamı otelden aldım reisle buluşmak için. Restorana geliyorduk. Geldiğimde Ayşegül ve polisler reisi götürüyordu. Ayşegül mü? Evet. O şikayetçi olmuş benim anladığım kadarıyla. Ne? İyi de neden? Tam bilmiyorum ama annesine bir şey olmuş. Yaralamış reis göğe. Allah'ım kafayı yedirtecek bu Ayşegül bana ya. Adam nerede? Ya adam manzarayı görünce kaçtı tabii. Benim hemen gidip bulmam lazım, tamam mı? Tamam. Neredeysen biz de geliyoruz. Abim kitapsız düşmüştür bir adamın peşine. Adresi gönder bize Cansu, çıkıyoruz. Tamam, hemen gönderiyorum. Tamam, siz gidip adamı alıp gelin. Ben de şu Ayşegül'ün gırtlağını sıkacağım. Tamamdır abiciğim, hadi bismillah. Leyla, Ayşegül'ün annesi hangi hastanedeyse hemen bul. Tamam Akif Bey. Anne nasılsın? Ağrın var mı? Biraz. Geçmiş olsun.
Bir an gerçekten senin için çok korktum anne. Korkacak bir şey yok. Yeri gelecek sen de yapacaksın böyle fedakarlıklar. Anne. Kendine gelmişsin. O alçağın yaptığını gördün mü? İnanmıyordun. Al bak işte. Merak etme. Cezasını çekecek. Tutuklandı bile. Baştan inansaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Şeynaz tamam uzatma. Hastanedeyiz. Kızlar. Lütfen. Kavga etmeyin olur mu? Adrese çok yakınız. Ben geldim, hadi çabuk olun. Ne oluyor ya? Kim bunlar? Durun! Polis! Bırakın adamı! Polis! Bırak adamı! İndir silahını polis! Oh, oh. Oh. Sakin ol kıvırbaş. Korkuyorum heyecan yapmışız yine. En baştan inanmalıydım sana anne. Tereddüt etmemeliydim. Ne olur bağışla beni. Olur öyle şeyler kızım. Aldırma. Babanın nasıl biri olduğunu biliyorum ben. Yılan gibidir o. Ne yüzü vardır onun. Bırak şimdi. Düşünme onu. Artık sana el süremeyeceğim. Bırak onu. Giremezsiniz. Tamam tamam. Tamam durun siz. Akif ne oluyor? Esas sana ne oluyor Ayşegül? Reisi tutuklatmak da ne oluyor? Annemi öldürmeye kalktı. Baksana kadının haline. Ne planlar çeviriyorsun lan yine? Akif. Ne planlar çeviriyorsun ha? Akif lütfen. Ne planlar? Yeter. Kadın zaten yeterince acı çekti. Sen ne zaman böyle kör oldun Ayşegül? Bunun tezgah olduğunu anlamıyor musun sen? Ya eve girdiğimde kadından oluk oluk kan akıyordu. Ne tezgahı? Sence reis böyle bir şey yapar mı? Yaptı mı hiç? Yaptı işte. Kız, getir bakalım ellerini. Hadi. 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 Acayipleştin sen. Hiç de değil. Bir insanın annesine sahip çıkmasının nesi acayip? Ya o anne kirli. Aşağılık planların bir parçasıysa. Bunu sen söylüyorsun. Ben söylüyorsam sen de dinleyeceksin. Akif git buradan. Bunun hesabını soracağım sana. Bunun hesabını vereceksin. Evet, duyurun mu beni? Lütfen. Bunun hesabını vereceksin. Lütfen beyefendi. Akif. Soracağım dışarı çıkar mısın? Ya lütfen. Bırakın da sıkayım şunu kızlar lütfen. Ya. Bırakın. Akif. Ya bırakın. Bırakın beni. Ya Akif çıkın bırakın. Buradan. Böyle davranacaksan bir daha karşıma çıkma. Geberteceğim seni. Sakin zor durumda bırakıyorsunuz. Reis'e bunu yapmaya hakkın yok Ayşegül. Yok. Yanlış sakin yapıyorsun. Sakin ol Akif Bey. Çok Akif büyük Bey. Bir yanlış Bey. Yapıyorsun Ayşegül. Çok sakin. Büyük. Tamam be. Tamam bırakın. Bir an öyle geldiler bana. Hadi size de iyi nöbetler. Yok.
sayıyorum. Ya adamı bırakırsınız ya da beynini çarşaf gibi sererim bu aslanla. Aman he, tamam tamam. Bırakın adamı. Çarpıyorsun lan. He? Ah! Ah! Kimsin kızım sen? Kimsin? Ah! Aklını alırım ben adamı. Ah! Benim adım kitapsın lan! Ah! Leyla, ne durumdayız? Şu an odayı dinliyorum Akif abi. Ne oluyor aşkım? Reisi tutuklatmak ne oluyor? Annemi öldürmeye kalktı. Baksana kadının haline. Yine ne planlar çevirdin ha? Akif! Ha? Akif! Ne planlar çeviriyorsun ha? Akif! Ne planlar? Çık git! Kadın zaten yeterince acı çekti. Sen ne zaman böyle kör oldun Ayşegül? Bunun tezgah olduğunu anlamıyor musun sen? Ya eve girdiğimde kadından oluk oluk kan akıyordu. Ne tezgahı? Kaydediyorsun değil mi konuşmayı? Evet, merak etmeyin. İyi dinle bakalım. Bu Türkan denen kadın kesin bir şeyler çeviriyor Leyla. Kulağını dört aç. Şu an senin hakkında konuşuyorlar sanırım. Ya, öyle mi? Sen... Arabaya bindirin onu. İyi misin bacım? Bir şeyin yok ya. Ben iyiyim, iyiyim abi de. Adamlar kaçtı ya. İyisin değil mi? Dur. Kardeş, motorunu almam lazım. Olmaz abi. Çok teşekkür ederim kardeşim. Vazife icabı almam lazım. İlker, sen nereye gidiyorsun? Hatice, sen nereye gidiyorsun Allah aşkına? Sen nereye gidiyorsun? Hatice, kaskını tak. Hatice, abi merak etti. Abi yabancı değil, bizim İlker ya. Kardeş sayılırlar abi. Edepsizlik yapmayın, şimdi alırım ayağımın altına. Anne, iyi misin? Akif derisi buradaymış. Ayşegül kovaladı neyse ki. Ayşegül, istersen bırak ben yedireyim. İyi ol. Ben de bir elimi yüzümü yıkasam iyi olacak. Aslan'dan haber var mı? Olmaz mı? Nöbetçi mahkeme tutuklu olarak yargılanmasına karar vermiş. Cezaevine gönderilecek. Hangisine? Tabii ki bizim rica ettiğimize. Versene şu telefonu. Alo. Merhaba Suat. Ben Türkan. Nasılsın? İyi, çok iyi. Eşin çocuklar da iyidir inşallah. Senden bir şey istemek için aradım. Aslan Çınar, senin hapishaneye geliyor. Daha önce bahsedilmişti sana. Güzel. Tez zamanda işi görülürse müteşekkir olurum. Sevdiğimiz bir insandır. Bir sıkıntı çekmesin isterim. Eyvah. Bunlar ne diyor ya? Hayırdır Leyla? Akif Bey.
Bunlar Aslan Bey hakkında konuşuyor. Sıkıntı çekmesin sizin orada falan dedi. Karşısındaki cezaevinden biri. Yani reise saldıracaklar. Açın Aslan Bey'in kelepçelerini. Siz bu adam kim biliyor musunuz? Nasıl bir vatansever olduğunu biliyor musunuz? Ben ve benim gibi gençlerin bir zamanlar kahramanıydı bu adam. Sağ olasın Müdür Bey. Efendim, aramıza hoş geldiniz. Ne düğüne geldik sanır. Bu ne şevkli karşılama. Kusura bakmayın. Heyecandan efendim. Böyle buyurun. Güvenliğiniz açısından sizi tek kişilik odada ağırlayacağız. En ufak bir isteğiniz olursa emredin. Bir değil, üç isteğim var. Emredin. Bir tane seccade. Bir musaf-ı şerif. Bir de tesbihime müsaade buyurun. Ne gerekiyorsa temin edin. Peki Müdür Bey. Efendim. Allah kurtarsın. Dediğim gibi ihtiyacınız olursa emredin yeterli. Hayırlı geceler. İyi geceler. Kardeş sen bunları nereye götürüyorsun şimdi? Şu az ilerideki eve. Bizimkilerin evi. Oğlum o yüzden durdurduk ya adamı. Güzel kardeşim. Otur ayaklığını al. Kaskını da çıkar. Kaskını da çıkar. Güzel koktu mübarek be. Ne yapıyorsun sen Balta? Kaç saattir tek lokma yemedim. Arkadaşlar, bir bütün piliç lokmadan sayılmadığı için. Oğlum bir bütün piliç lokma mı sayılır? Aynen öyle. Bak, sen şimdi üstündekileri çıkar şöyle geç. Emniyet güçlerine yardım etmiş olacaksın, tamam mı? Tamam abi, hemen. Beyler tamam. Ben götürürüm pizzaları. Sıkıntı yok. Recep, içeri gireceksin. Kaç kişiler? Adam nerede? Silahlı biri var mı başında? İyice bakacaksın ki ona göre operasyon yapabilelim Recep. Anladın mı? Tamam tamam anladım. Hiç anlamış gibi bir halin yok ama. Anladım anladım. Bakın beyler, ben polisim. İçerideki Aslan Çınar var ya. O bu ülke için çok önemli bir adam. Ve şu an hayatı tehlikede olabilir. Anlıyor musun? Abi, hapishanede ne olacak adama? Zaten hücrede. Kimse sokulamaz, merak etme sen. Sen beni dinle. Müdürünle görüşeyim. Sadece o kadar. Başka bir şey istemiyorum ben. Demin gözünün önünde aradım. Müsait değil işte adam. Oh. Görüşemem dedi. Arkadaşım bir daha ara o zaman. Bir daha ara ya. Peki, tamam. İyi akşamlar müdürüm. Demek ki polis arkadaş müdürüm. Israr ediyor. Peki. Tamam. Gönderiyorum.
Bu kadar ya. İyi tarafına geldin herhalde. Gelsin dedi bu sefer. Eyvallah, sağ ol. Yalnız silahınızı almam gerek. Gardiyan. Beyefendi müdürün odası. Buyurun. Girin. Buyurun. Buyur. Ne için görüşmek istedin? Aslan Çınar için. Kendisi bu hapishanede tehdit altında. Benim hapishanemde kimse tehdit altında değildir. Ben öyle bir şeye asla müsaade etmem. Ne masalı okuyorsun sen müdür bey? Verir birine 5-10 kuruş görür bunlar işini. Aslan Çınar'ın buradan çıkması lazım müdür bey. Allah Allah. Burası ortaokul mu kardeşim? Velisi gelen öğrenci gibi adam salınır mı buradan? Ulan nerede kaldı bu pizza? Bir saat oldu söyleyeli be. Gelir birazdan. Nihayet. Dikkatli açın. Selamun aleyküm, iyi akşamlar. Nerede kaldın birader? Öldük açlıktan. Sen gel de bir de bana sor ya. Bakın müdür bey, Aslan Çınar'a bir komplo kurdular. Bugün çok önemli biriyle görüşecekti, anlıyor musunuz? Tamam, ben ne yapayım yani? Arayın efendim bakanlığı, başka yere alsınlar. Allah Allah, bu saatte nasıl arayayım güzel kardeşim? Hadi sen git bu gece, yarın konuşuruz. Allah'ım, bakın müdür bey, bakın. Dediğimi yapmadan şuradan şuraya gitmem. Aslan Çınar'ın hayatı tehlikede diyorum size. Tamam. Gidip bir ziyaret edelim o zaman. Oh be, oh. Efendim Türkan Hanım. Ne oldu bizim misafirimiz, merak ettim Suat. Henüz değil. Küçük bir sıkıntı çıktı ama hallettik efendim. Şimdi gönderiyorum arkadaşlar. İş bitince ararız. Merak etmeyin efendim. İyi akşamlar efendim. Tamam, bekliyorum. İyi akşamlar. Al paranı da Adinaş. İnsan bir bahşiş atar. Hadi şunu da al da yaylan. Hadi. Bir isteğiniz olursa dükkandayız. İçerisi kalabalık ama dijital platform var. Televizyonu oradan izliyorlar. Mevzuya oradan girebiliriz. Lan bu yenmiş. Bu da eksik. Nasıl iş lan bu? Ulan yakalayın lan şu pizzacıyı gitmeden. Ulan şerefsiz. Lan! Pizzacı! Gel lan buraya. Yemişsin yarısını. İki dilim yediysek de olmuş. Göz attı işte. Lan şimdi seni. Gel lan buraya. Ateş etme, dur. Güçten ölme. Nerede Aslan Çınar? Tamam, götüreceğim.
Tamam götüreceğim, sakin ol. Maç başlamadı mı hala? Geçin geçin, başlayacak birazdan. Hayda, bir bu eksik. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Niye yiyorsun oğlum adamların pizzalarını? Ya güzel kardeşim. Göz hakkı diye bir şey var. Ulan göz hakkı dediğin bir dilim yersin. Hadi iki dilim yersin. Ulan sen adamlara üç dilim pizza bırakmışsın oğlum. Senin bu yaptığın göz hakkı değil, haneye tecavüz yani, anladın mı? Mantar da koymuşlardı ama içine. Yemin et. Mozzarella peynirini de öyle döşemiş ki altına. Yeme yanında ateş et. Beyler, bu pizza muhabbetiniz bittiyse eğer, işimize dönelim artık. Yani İlker'cim, insan aslında hiç bitmesin istiyor. Of! Sebo, ne durumdayız? TV yayınını kestik birader. Teknik servis arayacaklar birazdan. O zaman da biz de alacağız içeri Allah'ın izniyle. Ben de hazırım zaten abi. Tamam. Peki güzel kardeşim, teknik servis arayacaklarını nereden bileceğiz? Çünkü ben açacağım. Kurban olduğum. Alo, iyi akşamlar efendim. Ben teknik danışman Babür. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet beyefendi, doğrudur. Evet efendim, o bölgede teknik bir arıza var sanırım. Yoğunlukla şikayet alıyoruz biz de o taraftan. Evet efendim, ekibimiz orada şu anda. Evet efendim, hemen gelip kontrol edecekler. Tamam, nasıl isterseniz efendim. İlk size gelsinler. İyi geceler. Kardeşim, hadi fırlayın. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Hatice, dikkat et. Aklım sende kalmasın. Tabii ya. Millet aksiyondan aksiyona akıyor. Sakaryalıya amortu bile yok. Yani sırf bunlara inat, uçak kaçırmazsan birader, ben de Sakaryalı değilim. Harbiden. İndir diyeceğim lan ulan diyeceğim. Çak Caddesi'ne diyeceğim, uçağa diyeceğim. Çak Caddesi? Fark eder mi güzel kardeşim? Otobana indirsin. İyi akşamlar. Biz Dici Servis'ten geliyoruz. Teknik servis. Girin. Televizyon ne tarafta? Banyoda. Komik olan sizsiniz herhalde. Uykucuyla Mucit nerede? Ne? Ne kadar şirin bir arkadaş ortamı demek istiyor. Buyurun. Ya bunlar ne iş? Hemen damladılar. Teknik servis dediğin 3 saatten önce gelmez. Ben de anlamadım ki birader. Gözünüzü üzerlerinden ayırmayın.
Türk kızı bir yerden gözüm ısırıyor ama sana da tanıdık geldi mi? Ey güzel Allah'ım, Yusuf gibi kuyuya attın. Kader deyip hikmetine rağm olmak durumundayım. İnanıyorum. Narın da hoş, lütfun da hoş. Benim senden başka vekilim yok. Senden başka dostum yok. Ancak sana sığınırım. Senden yardım dilerim. Ateş etsene. Hadi.